Evet. Şöyle sevgili kardeşim gel, gel komutanım. Sevgili Doğu TV izleyicileri. Şimdi sevgili konuklarımız, sevgili hocalarımız. Çanakkale için el ele kampanyası o gün için tüm dünyadaki Türkler o günü yaşatmak için el ele Çanakkale kampanyasının fısıltısını, başlangıcını duyan her Türk evladına bir Türk evladı olarak amanet ediyorum. Eğer bu kampanyayı duyup da diğer bir Türk evladına amanet etmeyenin onu Türklüğünden şüphe diyorum. Siz Türkseniz, Türk evladıysanız el ele Çanakkale kampanyasını dünyaya duyuracaksınız. Türk olarak o günü biz El Ala kampanyasında 24 Mayıs'ta o günkü duygularla dünyaya tekrar mesaj vereceğiz. Var mısınız Türkiye? Ve bu kampanyaya böyle bir desteğe bir Çanakkale şehitlerinden de destek gelmez mi? Gelir değil mi? Şimdi hemen kısa olarak sevgili hocamızdan alalım. O zaman biz son perdeyi de hazırlayabiliriz değil mi? Hemen son perdeyi de hazırlayalım. Çanakkale Şehitler Derneği, Tanıtma ve Araştırma Derneği Genel Koordinatörü. Kenan Yasam bir alabilir miyim Kenan Bey? Hoş geldiniz. Yolumuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Yolumuz Türk yolu. Kesinlikle. Türk olan Türk toprağında. Bu bizim. bu, bu yol kesinlikle. Bu vatan bizim. Şöyle mikrofonu vereyim. Bu kampanyada El, el ele var mısınız demiyorum zaten yani gözlerinizden okuyorum. E, ben aynı zamanda bir şehit kardeşiyim şehit abisiyim. Dolayısıyla bu tiyatroyu da Cengiz Hocama da sonsuz teşekkür ediyorum. Hakikaten yüreğine sağlık. Yaptılar, yönettiler. Yani ben <laughs> ağlamamak için yani bu işin içinde olmama rağmen duygularını insanoğlu en basit haliyle, en rahat haliyle sadece gözleşiyle belki anlatır. Bu anlamda hem onlara hem bu vesileyle sizlere sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu vesileyle gelin Çanakkale'yi en iyi şekilde anlatalım. Çünkü Çanakkale bir ruh. Çanakkale'de yaşanılan bir ruh vardı. Onu el ele kampanyasıyla inşallah en iyi şekilde anlatma yolunda biz de Çanakkale Şehitleri Tanıtma ve Araştırma Derneği olarak ki muadili yoktur. Derneğimiz bu anlamda şükürler olsun. Tertemiz aslanlar gibi Tek amacı Çanakkale ruhunu bu vatan bizim sloganıyla en küçük bebemizden en büyük dedemize kadar anlatma gayesiyle kurulmuş olan bir dernek. Bu amaçla yola çıktık. Bu anlamda size sonuna kadar destek veriyoruz Çok inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çanakkale'den teşekkür e, topraklarımızı... İnşallah orada e, biz sizi karşılayacağız. İnşallah. Biz sizi karşılayacağız orada Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlerleyen haftalarda zaten sizi de konuk evet. alıp daha geniş bir şey edeceğiz. Çok, Çok teşekkür tamam. ederim. Evet. Buradan biliyorsunuz 21 Mart Nevruz, Nevruz Iğdır organizasyonunu yapıyoruz. Iğdır'dayız. Burada Iğdır Vali Yardımcımız Sayın Mithat Bey ile görüşmüştük. O da izliyor. Buradan Iğdır'a da kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Celal Yarıcı, Malatyalı Özlem, Mürsel Sinan, Tüncay Zavotçu ve ben Türk evladı olarak Iğdır'a geliyorum. Orada da inşallah bu kampanyayı geniş bir şekilde e, yayacağız. Ve Iğdır Belediye Başkanı sevgili Nurettin Aras'tan da Iğdır topraklarını ilk önce emanet alıp buraya getirmek istiyorum. İnşallah 81 ilden hareketlerimizi yapıp bu toprağı, bu tabloyu seyreden herkes. Bakın 27 belediye başkanı destek veriyor. Hepsinin siyasi görüşü farklı. Türkiye Eğitim Sen 81 ilden örgütlendi. Türkiye Eğitim Sen teknik direktörlüğü üstlendi. Çanakkale Şehitler Derneği. bak sevgili hocamız açıklama yaptı. Tema. Az önce başkanımızla görüştük. Telefondan görüştük. Yine görüşeceğiz. <laughs> Ben çok özür diliyorum, hem e, duygulandım. Kampanya büyüyor. Türkiye ayağa kalkıyor. Ve biz sınar ağacı demiştik. Sayın Vekilim Sabahattin Karakelle, dün beni aramıştın Nihat'ım. Sınarı Ankara'dan istemiştin, Erzincanlı Milletvekili. Sınarını gönderiyorum. Nereye ne zaman istiyorsan sevgili tema başkanım sınar ağacını getiriyoruz. Sevgili Türk Eğitim Sen 81 yıldan örgütlendin. çocuklarımız hazır. Sevgili Türk halkı ve Türkiye'de yaşayan tüm siyasiler, renkleri, dilleri ne olursa olsun. Bu itibaren herhalde tek renginiz olacak. O da bu olacak. Parti olarak sayısını bilmiyorum ama herkes siyasi formasını çıkarıp Cumhuriyet tarihinde ilk kez Milli takım formasını giyecek. Sahada 12 tane futbolcu olacak. Başlatan 11 oynar ama başlatan ben bir Türk evladı olarak ismimi bile zikretmiyorum. Suçu Türk evladı olarak söylüyorum. Benim bunun ardında hiçbir şekilde hiçbir düşüncem yok. Bir Türk evladı olarak ben ve bu projeye destek veren 11 tane kurum ve Türk halkı. Türk halkı siz statı dolduracaksınız. Orada 81 ilden bir avuç toprağımızı döküp çınar ağacımızı dikeceğiz. Var mısınız siz <laughs> Hocam. Şimdi ben böyle konuşuyorum. Bir de son perdemiz var. Onu hocam inşallah hazırlanıyor. Ona da geliyor. Gerçekten ben çok duygulandım. Şimdi her zaman burada farklı şekilde konuşuyorum ama bugün beynimden o kadar şeyler canlanıyor ki biz maalesef şu anı ben seyrederken bazen düşünüyorum. O gün ben orada olsaydım. Bugün bunu seyredenler o gün orada olsaydı. Yarın yat, araba, tatil, arsa, para, pul. O gün var mıydı böyle bir şey acaba ya? İşte siz. Siz eğer gülüyorsanız bu gün için gülüyorsunuz. Ağlıyorsanız da o gün için alıyorsunuz. Varsanız, varsanız da o gün için varsınız. Onun için el ele Çanakkale kampanyası çok önemli. El ele Çanakkale kampanyası çok önemli. O gün adına çok önemli. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası dememizin amacı bu. Çanakkale'yi bilmeyen çocuklarımız var doğuda. Çanakkale'de bu vatan için canlarını vermiş ataların torunları var doğuda. Onlar Çanakkale'yi bilmesi lazım. Bu vatana sahiplenmesi için Çanakkale'ye...